Mutfağımdan herkese merhaba. Orta Doğu mutfağına ait harika bir lezzetle karşınızdayım. Fatayer yapıyoruz. Yani bir çeşit pide yapıyoruz. Lübnan mutfağında sıklıkla yapılan bir lezzet. Bizim pideye de çok benziyor. Bugün ıspanaklı fatayer yapacağım. Ispanak dolgulu olacak. Mevsimiyken de tam güzel olur diye düşündüm. O güzel farklı kapamasıyla yapacağım. Şekli de lezzeti de harika olacak. Yapımı da oldukça kolay. Öncelikle hamurunu yapmakla başlıyoruz. Bütün malzemeleri koyacağız ve karıştıracağız, yoğuracağız. O kadar. Hamurunu hazırlamak da bu kadar kolay. Bir su bardağından bir parmak eksik ılık su. Yine aynı ölçülerde süt. 60 ml zeytinyağı. Yani yarım çay bardağından biraz fazla. Küçük çay bardağı ölçüsüyle. Yarım paket instant maya. 1 yemek kaşığı şeker. Bir tatlı kaşığı da tuz. Yarım kilo yani 4 tepeleme su bardağı da un. Biraz un bıraktım. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağım. Yavaş yavaş da kalan unu ilave edeceğim. Güzelce yoğruldu. Tüm malzemeler birbirine geçti. Gördüğünüz gibi esnek, harika bir hamur oldu. Bakın çok esnek, yumuşak. Bu tarz hamurlar yoğruldukça güzelleşir. Bakın ne kadar güzel bir hamur. Şimdi hamurumuzu tekrar kaba koyuyorum. Üzerini de kapatıyorum. 40 dakika, 1 saat güzelce mayalandıracağım. Hamur dinlenirken biz de içimizi hazırlayalım. Yarım kilo ıspanağı güzelce yıkadım ve kuruttum. Bakın şöyle. Şimdi şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz koyuyorum. Ve ovuyorum suyunu salması için. Çiğden yapıyoruz. Yani hiç kavurmakla falan uğraşmıyoruz ıspanağı. Bildiğimiz bizim börek içlerimiz gibi. Lübnan'da mesela bunu farklı da yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Yine ıspanak çiğden. Yine böyle ovuluyor. Ama içerisine peynir yerine biz peynir koyacağız. Nar ekşisi koyuyorlar. Sumak koyuyorlar. Ekşili bir karışım oluyor. Hatta nar taneleri koyuyorlar. Bu da değişik bir şey. Ama ben bunu daha çok tercih ediyorum. Ispanakları biraz kenara alıyorum ki suyunu salarsa diye. Sonra sıkacağız ıspanakları, sulu olmasın. Bu arada hamurumuz güzelce mayalandı. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Şimdi şöyle tezgahımı hafif unluyorum. Şimdi şöyle birazcık yoğuruyorum. Maya kokusu gitsin. Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor. Bakar mısınız? Yumuşacık bir hamur oldu. Çok güzel de mayalanmış. Şimdi şöyle 20 parçaya böleceğim. Şöyle benim 21 tane beze oldu. Şu orta boyda yapıyoruz. Yaklaşık 40-45 gram gibi. Üzerlerini kapatıyorum. Şimdi ıspanakla harcı hazırlayalım. Benim ıspanaklarım hiç su bırakmadı. Çünkü bayağı süzdürmüştüm. Eğer su saldıysa güzelce sıkın. Başka bir kaseye alın. İçine bir tane yumurta atacağım. Peynir, beyaz peynir. Biraz karabiber. Tuz koymuyorum. Hem ıspanaklara koyduğumuz için hem de peynir koyduğum için. Biraz da pul biber koyacağım. Hepsini karıştıralım. Ve iç malzememiz hazır. Şimdi bezeleri açalım.
Birer yemek kaşığı kadar şöyle ortalarında malzemeyi koyuyorum. Ve sıra geldi. Şekil vermeye şekli gerçekten çok güzel. Bakar mısınız? Şöyle tarafı birleştiriyoruz. Diğer tarafı da buradan çekiyoruz. Ortada buluşturuyoruz. Şöyle bir üçgen oluyor. Şöyle alıyoruz. Bir ucu birleştirdikten sonra diğer tarafı da tam ortada birleştirip iki ucu da kapatıyoruz. Ve şimdi fırına gidiyor. 200-220 derece önceden ısıtılmış 600 derdeki fırına veriyoruz. Fırından çıktılar, çok güzel kızardılar. Üzerine hiç yumurta, yağ, hiçbir şey sürmedik. Şimdi çıkar çıkmaz üzerlerine şöyle sıcakken tereyağı gezdiriyorum. Servis tabağına alıyorum. İşte fazayellerimiz yerlerimiz hazır. Umarım telaffuzunu doğru söylüyorumdur. Bakar mısınız? Çok güzel görünüyor ve mis gibi kokuyor şu an. Peki dokusu nasıl? Hadi buyurun gelin beraber bakalım. Her tarafı mükemmel kızarmış. Bakar mısınız? İçi nasıl? Böyle içine de bakalım. Of of of. Bol malzemeli. İncecik hamuruyla muhteşem bir pide. Bizim çıtır çıtır pideler gibi değil. Biraz yumuşak ama çok da yumuşak değil. Poğaça gibi değil. Çok lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonun yanında ufacık bir zil butonu var. İşte ona tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, lezzetli mi lezzetli tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.